Merhaba arkadaşlar, bugün de yeniden Ford Gelecek bayisinde Kuga 2018 titanyum paketli cam tavan artı sunrooflu dolu bir aracı çekmek için geldim. Aracın zaten doluluk oranıyla görebiliyoruz ki metal yan çıtalarından 18 inç jantlara kadar aracın doluluğu, çift egzozlu yapısı, 1.5 dizel, 120 beygir, otomatik, 300 torka sahiptir. Kendi sınıfındaki diğer rakip markalara göre çok dolu bir araç arkadaşlar. Çift egzozu zaten burada görebiliyoruz. Kendinden park etme sistemi de aynı zamanda vardır. Sensörleri arkada gördüğümüz gibi arkadaşlar en köşelere kadar vardır. En köşeye kadar olması bir bayan sürücünden tutun bir erkek sürücüye kadar şoföre kadar kullanabilir en detaylı kör noktalara kadar bu aracın sensörlerle algılayabiliyor. Aynı zamanda bu aracın rengi biraz grimsi tonda olsa avcı yeşili olarak geçer. Koyu bir yeşildir arkadaşlar. Bu koyu yeşil araçta çok farklı, şöyle söyleyeyim, bir kalite yansıtılmıştır. 18 inç jantlarla birlikte Continental lastik geliyor bu arada arkadaşlar. Aracın arka tarafındaki zaten şu boşluğu görebiliyoruz ki engebeli arazilerde çok rahatlıkla yukarı aşağı belli bir alana sahiptir. İnip çıkabiliyor. Aracın yan metal çıtalarından tutalım katlanabilir yan aynalarına kadar birçok özellik vardır. Aracın ön park sensörleri de aynı zamanda vardır arkadaşlar ki kör noktaları ön tarafta da görebiliyor. Bu tabii ki ekranda da çıkabiliyor. Güzel tarafı bu. Oradaki o 8 inçlik double ekran diyorlar. Onlarda da vardır. Bu öndeki ızgaralar önceki pakete göre, daha doğrusu makyajsız kısasına göre ve biraz daha fazla yapılmış ve rüzgar şekline göre bir dizayn edilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sert bir yapıya sahiptir. Rüzgarı alıp tabii ki daha hızlı gidildiğinde ayrıca ön taraftan baskı uygular ki daha çok yere yapışsın diye. Sert bir yapıya sahiptir arkadaşlar. Cüsseli, kemikli bir yapıya sahiptir araca baktığımız kadarıyla. Aracın yüksekliği 1.75, 1.77 en üstteki çıtaya kadar bu kısımda vardır. En üst çıtası metaldir. En üst paketinde, Steel'in paketinde ise arkadaşlar tabii ki oradaki çıtanın rengi siyah olur. Aracı ilk baktığımızda tabii ki ferahlık gözümüze yansır. Arka koltuklarından tutun, parçalı deri döşemesi vardır bu arada. Gördüğümüz gibi. Arka tarafındaki havalandırma sistemi, işte bardaklık koyma sistemine kadar her şey mevcuttur. Aracın iç genişliği daha ferahlık katıyor arkadaşlar. Baş kısımlarını çok rahatlıkla ayarlayabiliyoruz. Cep kısımları var. Gayet kaliteli bir deriden yapılmıştır arkadaşlar. Arkada bir 12 volt elektrik çıkışı, onu birazdan göstereceğim. Panoramik cam tavanla birlikte geliyor. Arka taraftaki oturan kişi çok rahatlıkla başı yukarı değmeden aydınlık kısmı çok rahat bir şekilde içeri ve dışarı görebiliyor arkadaşlar. Yani kapalı bir kutunun içinde kalmıyor. Ve aracın ön göğüs kısmına doğru biraz daha yaklaştığımızda panoramik bir açıya sahiptir. Şoförün elinin uzanabileceği her noktaya kadar yapılmış düğme kısmına da arkadaşlar uzanabileceği, örnek veriyorum, el freninden tutun yan sağ sol klima ayarlarına kadar, örneğin park etme sistemine kadar birçok özellikler vardır. Araç kendinden park edebiliyor, yatay, dikey ve aynı zamanda çıkabiliyor. Başlat çalıştır sistemi vardır. Start stop aynı zamanda vardır. Hız sabitleme, hız sınırlandırıcı, 8 inç dokunmatik ekran vardır. iPhone'la CarPlay özelliğini kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani araç bildiğimiz bir Siri özelliğine gelebiliyor. Ahmet, beni buraya getir.
Ahmet'i ara. Ondan sonra örnek veriyorum, Ahmet'in evine götür gibi. Nereden çıktı bu Ahmet bilmiyorum ama birçok özellik vardır. Ve bunun yanı sıra araçtaki deri direksiyon simidi ve kaplamaları gayet kaliteli yapılmıştır arkadaşlar. Düğmelerde olduğu gibi direksiyonun etrafında çok detaylı bir şekilde mevcuttur. Biraz daha yukarıdan çektiğimizde aşırı bir düğme kalabalığı yoktur. Her şey ulaşılabilir direksiyonun yanında olduğu gibi vardır. Hız sabitleme, hız sınırlandırıcı. Dediğim gibi buradaki düğmeye basıyoruz. Telefon ayarlarından tutalım. Ekrandaki Ahmet dediğimiz, Siri dediğimiz özelliklere buradan ulaşabiliriz. Ekran burada 8 inç dokunmatik ekran. Sync 3 özelliği vardır arkadaşlar özellikle. Buradaki kilitleme özellikleri, camlar kontrolü, ön arka cam kontrolü, çocuk kilidi birçok özelliği burada görebiliriz. 240 ibre vardır. 6 litre civarı yakar arkadaşlar. İstanbul içi veya şehir içi de desek yeridir. Her tarafında ses sistemi de vardır. Ses sistemi gayet kaliteli ve ek herhangi bir şey yapmanıza gerek yoktur. Kaplama özellikleri gayet kalitelidir. Her taraftan havalandırma sistemleri vardır. Isıtmalı ön cam vardır. Yakıt miktarı olarak 6 litre diyorum. Normal düz yolda ise uzun yolda 4,8 litredir. Çift klima, dijital klima vardır arkadaşlar. Ve aynı zamanda ön rezistans vardır. İşte karlı havalarda, buharlı günlerde ön rezistansı çalıştırdığımızda bu yapmaz. Her tarafta güvenliği oluşturabilecek şekilde yapılmış küçük detaylar da mevcuttu. Kaliteli bir kaplama malzemesi vardır arkadaşlar. Bu kaliteli kaplama malzemesi ön tarafta var, arka tarafta yoktur diye herhangi bir şekilde malzemeden çalınmamıştır. Otomatik kararan iç dikiz aynasından bahsetmiyorum bile. Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bunların hepsine oturduğumuz yerden ulaşabiliyoruz. Şoför ve çevresi bundan oluşmuş bir yapıya sahipti. Yan tarafta kapının yan tarafında ise şu şekilde direkt göstereyim. Kaplama malzemesiyle birlikte mesela üst tarafına baktığımızda kaliteli bir kumaş kaplama malzemesi vardır. Yan airbaglerde aynı zamanda. Arka tarafta ışıklandırma sistemi vardır ki daha en arka kısma kadar şoförü rahatsız etmeyecek şekilde geceleri bu şekilde yapılmıştır. Ön taraftan bağımsız olarak. Normalde panoramik cam tavanlarda belli birkaç santim daha üst taraftan bir pay alır ki üst camın ileri geri gitmesini sağlayabilecek bir şekilde alan sağlanır. Şu an oturduğum yerde 3 kişi çok rahatlıkla oturabilir ki genişlik açısından diz mesafesi gayet güzeldir. Arka taraftaki koltuklar katlanabilir ve yatabiliyor ve buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bunun yanı sıra bakalım. Arka tarafın cam kontrolünü de buradan kontrol edebiliyoruz. Diğer farklı markalara göre arkadaşlar üst tarafın dediğim gibi arka tarafın genişliğiyle evet 12 volt elektrik ve havalandırma kısmı. Diğer markaların yükseklik ve darlık genişliklerine göre aynı rakamlara hatta daha yüksek rakamlara bu aracın daha az özellikleri özellikle güvenlik özelliklerinde araçlar vardır ki bu aracı tercih etmenizin en büyük olanaklarından bir tanesi sunulur. Fiyatı çok çok daha iyidir. Kaplama malzemesinde aynı demek ki dediğim gibi ön tarafta gene deri kaplama vardır. Üst kısımda, arka kısımda ise sert bir plastik vardır. Ön taraftaki
parçalı deri olan kısmın alt tarafında ise sert plastik, arka tarafına geçtiğimizde ise üst tarafında sert plastik yerleri değiştirilmiştir. Ancak herhangi bir parçadan çalınmamıştır. Özellikle bunu da söylüyorum ki arka taraftaki kolunu şu kısma koyduğunda kolu o sert plastikten herhangi bir aşınma yapmasın ve zarar vermesin diye yapılmıştır arkadaşlar. Ve bunun yanı sıra özellikle şöyle gösterdiğimiz gibi arka taraftaki duran insan herhangi bir bunaltı vermeden uzun yollarda rahatlıkla yolculuk yapabiliyor arkadaşlar. Arka tarafa baktığımızda ise gayet geniş bir bagaj hacmine sahiptir. Arka tarafa doğru bir çıkalım bakalım. Ekstra konfor paket alınabiliyor. Ayağımızı koyduğumuz gibi 3 saniye sonra işte açılabilir gibi bir paket vardı arkadaşlar. Genişlik ve yükseklik gayet iyi. Kısa boylu birisi çok rahatlıkla aracın arka bagaj kapağını açıp kapatabilir. Her tarafta belli bir alan vardır. Koltuklar gene yatabiliyor. Bunu yeniden bahsedeyim. Ve tek bir basımda hemen arka taraftaki perde kısmı kapanabiliyor. Bunun üst kısmına da tabii ki biraz malzeme koyabiliriz. Her tarafta belli alanlar vardır. Sigorta kutusu, hani gösterdiğim gibi, ve stepne kısmı vardır. Ve şuradaki aparat en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Yakıt tanıma sistemi vardır arkadaşlar bu araçta. Kimse bunun içinden yakıt çalamaz. Orta kısmında bir kilit vardır ki bu parça olmadan yakıt çalınamaz arkadaşlar. Ve yanlış yakıt dolduralamaz. Bu aracı öğrenmek, eğer isterseniz detay bilgileri, size Ford Keleşler'in Yeni Ay dergisini gönderebilirim. E-mail adresi ve telefon bilginizi paylaştığınızda e-mail olarak veya cep telefonunuza WhatsApp'la atabilirim. Bununla ilgili sadece bana mesaj yazdığınızda veya yorum attığınızda yorumunuz tabii ki gözükmez. Buradan da ulaşabilirsiniz veya e-mail adresim de alt açıklamada belirtilecektir arkadaşlar. Oradan da bana gönderebilirsiniz. Yorumunuzu sadece ben ilk başta tabii ki göreceğim. Onaylamadığım için ilk başta. İstediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Bununla ilgili detay bilgileri paylaşabilirim. Bu aracın fiyatı 209 bin lira. Yeni ay kampanyasında 30 bin lira, 15 ay 0 faiz gibi kampanyalar veya düşük faiz oranlı kampanyalar vardır arkadaşlar. Şu an Ford Keleşler bayisindeyim. Birçok araçta yeni kampanyalar ve indirimlerle birlikte, özellikle yaz kampanyası indirimi ile birlikte bu araca sahip olabilirsiniz. Özellikle muadillerine göre çok çok uygun rakamlara araçlar bulunmaktadır. Bununla ilgili bütün detayları Ford Keleşler dergisinin dijitalini gönderebilirim. İstediğiniz PDF formatında veya dergi şeklinde de Kuga'nın bütün özellikleri, bütün detay bilgileri hepsi mevcuttur arkadaşlar. Dergimiz aynı bu şekildedir. Mail adresiniz veya telefon bilginizi paylaştığınızda YouTube'da yaptığınız tüm yorumlarda size ekstra olarak bu derginin aynısını gönderebilirim arkadaşlar. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler, iyi günler.